GCM Yatırım Menkul Değerler'den herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayyıldır. Bu videomuz içerisinde ülkelerin ekonomik gidişatına yönelik özellikle de büyümeye yönelik görünümleri incelememize katkı sağlayan PMI verisini inceleyeceğiz. PMI dediğimiz şey Purchasing Manager Index yani satın alma müdürleri ya da satın alma yöneticileri endeksin mal ve hizmet taleplerine ilişkin mevcut süreci daha iyi bir şekilde görebilmemize imkan tanıyan bir endekstir. Yani teorik tanımına baktığımızda Şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmetleri satın alma eğilimlerini gösteren anketlere dayalı endekstir. Yani satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet taleplerinin eğilimlerini ölçer ve bu sebeple de büyümeye ilişkin öngörüleri görmemize katkı sağlayan öncü bir göstergedir. Ülkelerin ekonomik gidişatını takip etmemize imkan tanıyan en önemli makroekonomik datalardan birisidir. Bu yüzden de özellikle mevcut data seti içerisinde işte tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar, büyüme verisi, perakende satışları gibi datalar incelenirken PMI verisi de özellikle büyüme tarafındaki görüntüleri takip edebilmek açısından önemli. Makroekonomik anlamda PMI verisini yorumlarken 50 referans seviyesine dikkat ediyoruz. 50'nin üzerinde gelen bir PMI verisinin olumlu, 50'nin altında gelen bir PMI verisinin ise Ülkedeki büyümeye yönelik endişelerin devam etmesine imkan tanıyan bir süreç oluşturabilir. Yani makroekonomik anlamda ülkelerin büyümesine ilişkin e, tahmin yapabilmek adına ya da beklentileri yorumlayabilmek adına, iyi ya da kötü bir vurgu yapabilmek adına 50 referans seviyesine dikkat edebiliriz. PMI dediğimiz şey sadece bir tane veri değildir. PMI'yi biz üçe ayırıyoruz. İmalat PMI, yapı ya da inşaat PMI ve son olarak da hizmet PMI olarak 3 farklı PMI datasına ulaşıyoruz. Tabi bu PMI verileri içerisinde imalat sanayiye ilişkin mevcut süreci daha iyi görebilmek adına imalat PMI verisini takip ediyoruz. Referans seviyemiz 50 demiştik. 2019 yılı özellikle büyümeye ilişkin yavaşlamaların etkin olabileceği bir yıl olması sebebiyle PMI en fazla dikkatle takip edilecek bir veri olacaktır diyebiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gö e görüntüde Trading Economics vasıtasıyla almış olduğumuz G20 ülkelerinin imalat PMI datalarına ulaşıyoruz. En sonki ve bir önceki dönemdeki PMI e rakamlarına ulaşıyoruz. Örnek veriyorum Ocak 2019 verilerine baktığımızda Japonya'nın 50 referans seviyesine paralel olduğunu gördük. Yani bundan sonra Japonya'nın büyümenisine ilişkin bir gerileme olacak mı, olmayacak mı? Yeni dönemdeki gelecek PMI verisinin 50 seviyesi altında olup olmamasını takip edeceğiz. 50 seviyesi altında G20 ülkeleri içerisinde baktığımızda Türkiye, İtalya, Avustralya, Meksika, Çin, Güney Kore Almanya ve Japonya var. Japonya 50 hemen seviyesinde. Bu sebeple de yaklaşık olarak 20G20 ülkesi içerisinde 7 ülkenin 50 seviyesi altında 13 ülkenin 50 seviyesi üzerinde olduğunu görebilmekteyiz. Daha doğrusu 12 ülke 50 seviyesi üzerinde Japonya 50 seviyesindedir. Buna da ayrıca dikkat etmekte fayda var. Burada büyük ekonomilere baktığımızda Çin'in 50 seviyesi altında destekler aldığını görebilmekteyiz. 49.70 Aralık 2018 verisi yeni dönemde ki zaten 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasındaki PMI verileri içerisinde Çin'den gelecek imalat PMI verisine dikkat edeceğiz ki 50 seviyesinin altındaki seyir devam ediyor. Bunun yanı sıra Almanya tarafında eğlenin altındaki süreç sürüyor. Euro bölgesi 50 seviyesine çok yakın 50.50 .50 olarak özellikle yeni dönemde gelecek Euro bölgesi PMI datası önem arz ediyor. İngiltere tarafına baktığımızda Aralık 2018 verisi 54.20. Şu an için bir problem yok ama yeni dönemde eğer 54.2'nin altında hareketler görecek olursak 50 seviyesine yakınsama ve 50 seviyesinin altına bir sarkma olup olmayacağı tartışılacak. Ülke büyümelerine baktığımızda tabii ki Amerika dünyadaki riskleri dikkate alarak kendisi de büyüme konusundaki revizelerini aralık toplantısına gerçekleştirmişti. Birazcık daha azaltmıştı hatırlarsak. Bu noktada Amerika'dan gelecek olan PMI dataları da önemli. Hani 54.8, 54 50'den çok uzağız ama yine de bir daralma olup olmadığına bakmakta fayda var. Yani PMI verilerinin özellikle büyümeye ilişkin tahmin yapabilmek için önemli olması sebebiyle ilgi verilerin sonuçları ülke para birimleri üzerinde de etkili olacaktır. Burada makroekonomik açıdan yorumladığımızda 50 seviyesine dikkat ediyoruz. 50 seviyesi üzerinde pozitif, 50 seviyesi altında negatif vurgusunu yapabiliriz. 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 31 Ocak perşembe günü Çin'den ve ABD'den 1 Şubat cuma günü yine Çin'den, Türkiye'den, İngiltere'den, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Euro bölgesi, ABD tarafından PMI verileri söz konusu. Özellikle bu açıdan bu aşamada Çin PMI datalarına odaklanıyoruz. İşte Euro bölgesi 50'nin çok yakınında acaba 50'nin altına sarkacak mı sarkmayacak mı bunu takip ediyoruz. Türkiye tarafına zaten 44.20 ile 50'nin çok altında acaba daha fazla bir daralma söz konusu mu buna bakacağız. İngiltere tarafında yine 50'nin üzerinde ama 50'ye yakın mı bunları takip edeceğiz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus mevcut PMI verisini yorumlarken iki hususa dikkat etmemiz. Birincisi makroekonomik anlamda ülkelerin büyümesine ilişkin tahminleri yapabilmek ve yorumlayabilmek adına PMI verisini 50 seviyesine göre yorumlayabiliriz. 50'nin üzerinde pozitif, 50'nin altında negatif diye. Ancak ekonomik takvim verisiyle birlikte ilgili veriyle birlikte işlem gerçekleştirenler yani trade imkanı oluşturanlar 50 seviyesine göre değil, ekonomik takvim içerisine yer verilen beklenti rakamına göre mevcut fiyatlama dinamiklerini takip edebilir. Yani burada bir fark vardır. Örnek veriyorum. İngiltere'den imalat satın alma müdürleri endeksi verisine ulaşacağız. Beklenti rakamı 53.5. Örnek veriyorum, rakam 51 geldi. Normal şartlarda makro değerlendirme yaptığımızda 50'nin üzerinde hala pozitif tarafta. Ama e, fiyatlama reaksiyonu yani o anki fiyatlama dinamiklerinde sterlin dolar paritesi mesela anlık olarak saniyeler içerisinde eğer negatif bir fiyatlama davranışı oluşturursa ki bu şekilde fiyatlama reaksiyonları oluşturur. İşte bu aşamada beklenti ve açıklanan rakamdaki kıyaslamalara bakmak lazım. Yani beklentinin altında mı? Beklentinin üzerinde mi? Ama trade Vurgusuyla makro yorumlama arasındaki farka lütfen dikkat edelim. Yani PMI verisini iki etapta yorumluyoruz. Makro yorumlarken direkt 50 seviyesi referans seviyemiz. Ama fiyatlama dinamiklerine baktığımızda anlık olarak veri açıklandığı an beklentinin altında mı üzerinde mi buna dikkat etmekte fayda var. Genel çerçevede ekonomik gidişatına yönelik ekonominin mal ve hizmet talep eğilimlerini görmemize imkan sağlayan, büyümenin öncü bir göstergesi olarak vurguladığımız PMI ile alakalı bizim sizlere aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Herkese başarılı işlemler dilerim. Thank you